Tonguç Dershane sunar. Herkese merhabalar. Olasılık konumuzla beraberiz. Hazır mısın Tonguç evladım? Hazırım hocam. Harikasın. Şimdi seninle beraber burada gördüğün gibi bak burada ne yapıyorsun? Aslında tavla oynuyorsun. Geleneksel Türk sporumuz. Aynı zamanda burada ne yapıyoruz arkadaşlar? Yazı tura atıp kaleleri belirlemeye çalışıyoruz. Dik gelin hocam. Şimdi burada şunu unutmayalım. Aslında bunların her birisinde bir olasılık gizli. Mesela paranın yazı mı tura gelme olasılığı nedir diye sorduğumuz zaman paranın yazı gelme olasılığı nedir evladım benim? Yani %50. Aynen bak hemen söyleyebiliyorsun. Çünkü aslında iki tane ihtimal var. Dik gelirse ihtimal yok. Bu yani hani öylesine espri yapmışız aslında burada. Bak yazı gelme ihtimali %50, tura gelme ihtimali %50'dir. Yani aslında birbirlerine eşit olasılıklardır. İşte biz bunu öğreneceğiz. Bunu biz 1/2 diye göstereceğiz. %50 diye göstermeyeceğiz. 1/2 diye göstereceğiz. Veya işte düşeş gelme ihtimali ikisinin de işte 6-6 gelme ihtimali dediği zaman işte bunun nasıl hesaplandığını öğreneceğiz. Tabii ki daha çok günlük hayattan olasılık örnekleri de çözeceğiz. Şimdiden söylemek istiyorum. Zor bir konu mu hocam? Hayır, çok basit bir konu. Matematiğin çok temel bir kısmı. Onu da söylemek istiyorum. Çünkü aslında bir işe başlamadan önce olasılıkların çoğu onu görüp aslında o işe başlamak gerekiyor ve o işi doğru düzgün yapmak olasılıktan gerekiyor. Olasılıktan soru gelme olasılığı kaç hocam? %100 evladım benim. Aa. Her sene geliyor, hiçbir zaman affetmez. Şimdi dersimize muhteşem bir şekilde başlayalım. Tonguç Kapa nasıl katılırım? 5, 6, 7 ve 8. sınıflara özel düzenlenen Tonguç Kapa katılmak için öncelikle tonguçakademi.com'a üyeliğimizle giriş yapıyoruz ve sağ üstte bulunan Tonguç Kap sekmesine tıklıyoruz. Sayfanın biraz aşağısına indiğimizde takımını belirle butonunu göreceğiz. Tıkladığımızda sınıfımızın doğru olup olmadığı teyit ediliyor. Doğru değilse sağdaki sekmeden hızlıca güncelleyebilirsiniz. Sınıfım doğru, takıma ata butonuna tıkladığımızda ise gördüğünüz gibi Tonguç Kap'taki takımımızı kolayca belirleyerek bu heyecanlı yarışmaya dahil oluyoruz. Hızlı çıtalar ya da bilge baykuşlardan birine dahil olduktan sonra izlememiz gereken yol aynı sayfa içerisinde yer alıyor. Eğer hala katılmadıysan tonguçakademi.com'da seni de Tonguç Kap'a bekliyoruz. Evet, o zaman hemen sana Tonguç Kap'taki görevini vermek istiyorum. Bir kere Tonguç Kap'ta planlı ve programlı bir şekilde 3. haftaya girdik. 2. sezon 3. hafta çok hızlı ilerliyoruz gerçekten de. Ve yeni ödevlerimiz, yeni görevlerimiz var. Bu yaptığın görevleri de TATS uygulamasına girmeyi unutma. Çünkü girdiğin zaman hem puan kazanıyorsun ki puanları artık göstermeye başladık. Ve aynı zamanda takımın da puan kazanıyor diyorum. Burada görüyorsun bizim sitemize girdiğimiz zaman işte sitemizde her şeyimiz var ve herkes üye olabiliyor ama yeni özelliğimiz de şu. Tonguç Kap'ta artık Tonguç Kap'a tıkladığım zaman artık puanları şeffaf bir şekilde görebiliyorsun. Bak burada 7. sınıf Bilge Baykuş'um ben ve 50 Tonguç puanım varmış demek ki ve puanları kazandığımız puanları görebiliyoruz. Artık çok önemli bir gelişme bizim için. Bilge Baykuşların puanlarını, hızlıçların ne kadar kazandığını, ne kadar kaç haftada hangi puanları kazandığını ve aynı zamanda destekometre var. Burada soru işaretine tıklayınca aslında açıklamasını görebiliyorsun Tonguç Elan Bey'im. Burada yapmam gereken görevlerin kaçta kaçını yaptığımı yani %2'sini yapmışım daha görevlerimin ve toplam görev puanımda ve haftalık görevlerinde hiçbir tanesini yapmamışım. İşte bunları görebiliyorum. Bunları takip edebiliyorum. Yaptığım zaman işte sıralamanın içine girebiliyorum. Haftanın yıldızlarını görebiliyorum. Yani süper bir şekilde seninle beraber aslında burada neyi ne yaptığımızı, hangi puanı, kaç puanı kazandığımızı görebiliyoruz Tonguç Erman Bey. Sen de buradan takip edebilirsin. Tonguçakademi.com'a girdiğin zaman Tonguç Kap butonuna tıklıyorsun. Unutma Tonguç Erman Bey. Hadi bakalım o zaman dersimize dönelim. Hemen bakalım Tonguç'um. Bir madeni ihbarın atılması durumunda hangi durumlar gelebilir? Alasın? Yazı tura. Evet, harika. Bir tane yazı olabilir, diğeri de tur olabilir. Hatta farklı bir renkte yazmak istiyorum. Yazı veya tur olabilir. Kaç durum var o zaman Tonguç Evren benim? İki. Süpersin. İki tane durum var diyebiliriz. Peki bir zarın atılması durumunda olası durumlar nelerdir? Bak olası durumlar diyoruz. Yani atıldığımız zaman ne gelebilir? Bir gelebilir. Bir gelebilir. İki. İki. Üç. Dört. Beş. Altı. Altı. Yedi. Ya dangoz biraz sadece altı tane durum vardır. Ha, çünkü zarın altı yüzü vardır Tonguç Evren Bey. Bu altı yüzünde de 1, 2, 3, 4, 5, 6 yazar. Başka da bir şey yazmaz. Dolayısıyla olası durumlar bizim için çok önemli. Senin ilk başta olasılığı anlayabilmek için olası durumların sayısını keşfetmen gerekiyor diyoruz. Ve bununla alakalı bir model soru çözelim. Mesela yandaki çarklar aynı anda çevrilince bir harf ve bir rakamla oluşan bir şifre oluşmaktadır. Bakar mısın? Şu çevriliyor, şu çevriliyor ve bir harf ve bir rakamla oluşan şifre. Banka şifresi. Tebrik ederim. Buna göre bu şifrenin alabileceği olası durumlar kaç tanedir?
Tonguç düşünelim. Bak Z9 gelmiş mesela burada. Mesela X1 gelebilir mi Tonguç Evren Bey'im? Gelir. Peki X2 gelebilir mi Tonguç Evren Bey'im? Gelir. Nerede iki? Dangoz üstüne X2 diye bir şey yok. Dolayısıyla ilk başta şöyle düşüneceğiz. Olası durumların hepsini değerlendirmek için. Bundan X gelirse eğer diğerinden 1 gelir, 3 gelir, 5 gelir, 7 gelir, 9 gelir, 0 gelir diyeceğiz. Dolayısıyla ilkinden X gelip de diğerlerinden 1, 3, 5, 7, 9, 0 geldiği zaman toplam kaç tane seçenek oldu Tonguç Evren Bey? 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane seçenek oldu. Burayı anladık mı Tonguç? Anladım hocam. Süper X'in. Peki ya X değil de Y gelseydi Tonguç Evren ne olacaktı? X değil de Y gelseydi o zaman diğerinden yine 1 gelebilir, 3 gelebilir, 5 gelebilir, 7 gelebilir, 9 gelebilir, 0 gelebilir. Dolayısıyla Y3, Y5, Y9, Y7, Y9 ve Y0 gelebilir. Tonguç'un burada kaç tane var? 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane var. Dolayısıyla burada da 6 tane geldi. Peki başka ne olabilir? Artık son artık şeyimize geldik. Buradan Z gelse Tonguç'um. Z geldiği zaman buradan 1, 3, sonra 5, 7, 9 ve 0 olmak üzere toplam burada da 6 tane durum var. Hepsini yazmak zorundayım. Sadece sana gösterebilmek için yazıyorum. Toplam burada da 6 tane durum var. Toplamda kaç tane durum vardı o zaman Tonguç Evren Bey'im? 18 tane olası durum vardır diyoruz. Peki Tonguç, 18 tane olası durumdan Z9'un gelme olasılığı nedir dediğim zaman işte şimdi onun nasıl olduğunu anlayacağız Tonguç'um. Geldik. Bir olayın olma olasılığı dediğimiz şeye, bir olayın olma olasılığı aslında çok basit bir tabiri var. Bunun istenen olay, istenen olası durum sayısı, istenen olası durum sayısı bölü tüm olası durumların sayısı diyoruz. Durumların sayısı diyoruz. Tonguç, o zaman şöyle bir özetleyebilir miyiz? Aslında şöyle bir şey yapıyoruz. İstenen bölü mümkün diyoruz. Mümkün olan her şey. Veya uygun bölü mümkün diyoruz. Özür dilerim. Uygun bölü mümkün olasılığımızı gösteriyor. Peki bir zar atıldığında asal sayı gelme olasılığı. Bir zar atıyoruz, asal sayı gelme. Asal sayıdan hangileri Tonguç'um? Zarın üzerindeki. Bak zarın üzerindeki sayıların hepsi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Toplamda tüm olası durumların sayısı aşağı tarafta yazan sayı 6 olacak. Peki asal sayılar hangileridir? 2 olabilir, 3 olabilir, 5 olabilir. O zaman 3 bölü 6'dır diyoruz bu istediği olasılık. Ve bunu sadeleştirdiğim zaman 1 bölü 2. 1 bölü 2 nedir biliyor musun Tonguç'um? %50 şanstır. 150, 150. Aynen öyle, 150 şansı. Peki Tonguç, demin yaptığımız soruya bakar mısın? 18 tane şifre olabiliyordu hatırlıyorsan. O, evet, tüm olasılıklar 18 tane. Peki Z9 şifresinin gelme olasılığı nedir? Z9 bunların içinden bir tanesi değil midir? Yani şuradaki değil midir Tonguç'um? Evet hocam. O zaman istenen uygun olan şey bölü mümkün olan her şey, yani 18. 1 bölü 18'dir diyoruz. Bunun gelme olsa diyoruz ve süper bir şekilde kesin olaya geçiyoruz. Kesin olay ne demek Tonguç Evren? Kesin artık. Kesin. Kesin yüzde. Yüz. Yüzde yüzdür. Kesin olay yüzde yüzdür. Peki Tonguç, senin her dakika kullandığın şeyin ne demek olduğunu bir gel bakalım beraber anlamaya çalışalım. Yüzde yüz demek yüzde yüz. Yani yüz bölü yüzdür. Yüz bölü yüz kaçtır Tonguç evladım benim sence? Yüz bölü yüz. Yüzde yüz. Bir yani. Yani yüzü yüzde bölersek bir çıkar Tonguç'um. İmkansız olaya baktığımız zaman yüzde kaçtır Tonguç Evren? Yüzde imkansız, yani imkansız. Yüzde sıfır. Yüzde sıfır deriz değil mi? İşte bunu düzenlediğimiz zaman sıfır bölü yüz. Sıfırı yüze bölersek, sıfırı her sayıya bölersek sonuçta sıfır çıkmaz mı Tonguç Evren? Evet hocam. İşte buradan aklına getirir. Yani günlük hayatta kullandığın şeylerden hemen kesin ve imkansız olayın olasılıklarını anlayabilirsin. O yüzden kesin olay birdir. İmkansız olay sıfırdır. Bunları lütfen ezbere bil Tonguç evladım benim diyoruz. Ve bir tane gerçekten kaliteli bir model soru çözüyoruz seninle beraber. Şekilde küçük küp biçimindeki bir oyuncak havaya atılıyor. Attık. Buna göre zar gibi düşün bunu. A ve B köşelerinin ikisinin de zemine temas etme olasılığı nedir demiş. Bir kere Tonguç'um, A ve B köşenin ikisinin de zemine temas etmeleri için bunun hangi yüzeylere düşmesi gerekiyor diye düşüneceğiz. Şimdi Tonguç, mesela şu üstteki yüzeye düşse A ve B hiç temas etmez. Soldaki yüzeye düşse hiç temas etmez. Öndeki yüzeye düşse sadece A temas eder. Arkadaki yüzeye düşse sadece B temas eder. Ama Tonguç bak, şu yüzeye düşerse eğer, şu yüzeyin üzerine düşerse veya bu yüzeyin üzerine düşerse, yani bu iki yüzeyde hem A hem B'de aynı anda temas etmiş olur. Dolayısıyla istenen, yani uygun olan durumlar iki tane, tüm durumlar, bunu attığımız zaman zarda kaç yüzey vardı? 6 tane. O zaman 2 bölü 6'dır diyoruz. Yani sadeleştirdiğimiz zaman 1 bölü 3'tür diyoruz Tonguç evladım benim. Peki o zaman model sorumuzdan sonra da
eş olasılıklı olaylara bakalım. Bir zar atıldığında üst yüze gelen sayının asal sayı olması ne demiş Tonguç'un? Bir zar atılıyor bak. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane. Tüm olasılıklar 6 tane. Asal sayılar 2, 3 ve 5'ti Tonguç'um. O zaman 3 bölü yani istenen bölü mümkün olan her şey yani 6 tane diyoruz. Peki çift sayı olması ne diyor Tonguç Evren Bey'im? Bakalım 2 olabilir, 4 olabilir, 6 olabilir. Burada da 3 bölü 6. Allah Allah eş olasılıklı. İşte bunlara eş olasılıklı olay diyoruz. Yani bunları sadeleştirdiğimiz zaman 1 bölü 2, 1 bölü 2 yani %50, %50 şansı var. Ya bunlar eş olasılıklı olaylar diyoruz. Ama farklı olaylar, bak bunu karıştırma. Farklı olaylar eş olasılıklı olabiliyor. Aynı olasılığa sahip olabiliyor diyoruz. Sonuç geldik. 30 öğrencinin bulunduğu bir sınıftan seçilen bir öğrencinin erkek olma olasılığı 2 bölü 5 demiş. Buna göre sınıftan kaç kız öğrenci ayrılırsa sınıftan seçilen bir öğrencinin kız ya da erkek olması da eşit oluyor demiş. Tonguç'um bir kere şunu unutmayacağız. Erkek olma olasılığı dediğimiz şey aslında erkeklerin sayısı bölü sınıfın hepsi. Yani erkek artı kızların sayısıdır. Değil mi Tonguç Evren Bey? Evet hocam. İşte bunun sonucunun 2 bölü 5 olduğunu söylemiş bize. Bir kere buradan şunu ortaya çıkarabiliriz. Şimdi erkeklerin sayısı bölü bütün 30 öğrenci varsa 30 eşittir 2 bölü 5 diyeceğiz. Hemen burada işler dışına çarpma yaparsak Tonguç Evren Bey'im. 5 çarpı E eşittir. 2 kere 30 60'tır. Erkeklerin sayısı 12 çıktı Tonguç. O zaman erkeklerin sayısı 12 ise kızların sayısı bulmak için 30'dan 12'yi çıkartırım. 18 bulmaz mıyım Tonguç Evren? Evet hocam. O zaman erkekleri de kızları da bulmuş oldum. Peki eş olasılıklı olmasını istiyorsam Tonguç'um yani ikisinin de eş olasılıklı olmasını istiyorsam ve aynı yerden çıkacaksam ikisinin de aynı sayıda olmasını isterim. Yani bu 12 bölü 30'dan 2 bölü 5 çıktı. Diğeri 18 bölü 30'dur. Ama ben bunu eş olasılıklı yapmak için bir kere ne yapmalıyım Tonguç Evren benim? Sayısını değiştirmem gerekiyor. Sayısını nasıl değiştirmem gerekiyor? Hemen şöyle düşünelim Tonguç'um. 6 tane kız ayrılırsa artık 12 tane olmaz mı Tonguç'um? Evet, 6 tane kız ayrıldı. O zaman erkeklerin sayısı 12 olur. Kızların sayısı 12 olur. Artık erkek olma olasılığı 12 bölü 24 olur. Kız olma olasılığı 12 bölü 24 olur. Yani %50, %50 eş olasılıklı olur diyoruz. Ve cevabımızın 6 olduğunu söyleyebiliriz. 6. Geldik bir tane model soru artık gerçekten de şey sorusu. Sınav tarzı soru. Hatta buna sınav tarzı soru diyelim. Çünkü gerçekten de birazcık daha farklı tarz bir soru. Köklü sayılarla birleştiriyor olasılığı. Bir bakalım dikdörtgen şeklinde bir atış tahtası verilmiştir. Buna göre uzunluklara göre bir okçunun taralı bölgeyi vurma olasılığı ne demiş? Bir kere verilen uzunluk burada şeyi unuttuk tabii ki. Onu söylemeyi unuttuk. Atış tahtasını tutturduğu bilinen okçu dememiz gerekiyor. Tutturduğu bilinen okçu için dememiz gerekiyor. Yani adam kesin bu tahtasının üzerine cumburlop yapıştırıyor ama buraya mı buraya mı işte. İşte buradan taralı bölge olma olasılığı. Şimdi bir kere bilmemiz gereken şey şu. İstenen olasılık nedir? İstenen bölü tümü değil mi? İstenen bölü tümü. Şimdi istenen şey şu alan. Şu alanın nasıl hesaplarız? İnsan çok şey istiyor da imkanı olmuyor işte. Aynen. Karekök 12 ile karekök 27'yi çarparak buluruz değil mi Tonguç'um? Bunun alanı. Bölü tüm alanı bulmak için ne yaparız? Karekök 125 ile yani uzun kenarla karekök 80'i çarparak buluruz. İşte bunlar aslında bize doğru cevabı verecek ama burada karekök sayıları işini birazcık uzatıyor işte. Sınav tarzı sorularda birazcık iş uzuyor biliyorsun. Tonguç'um sadeleştirme yapabiliriz burada veya gerçekten de işlemlere geçebiliriz. Mesela 12 dediğimiz şey 4 kere 3'tür. 27 dediğimiz şey 9 kere 3'tür. 125 dediğimiz şey 25 kere 5'tir. 80 dediğimiz şey de 16 kere 5'tir. Şimdi biz bunları çarpmaya çalıştığımız zaman bunlar karekökün içine ya Tonguç'um. İlk başta karekökün dışına çıkartalım. 4 dışarı 2 diye çıkar 2 kök 3 çarpı 9 dışarı 3 diye çıkar 3 kök 3 deriz. Bölü deriz. 25 dışarı 5 diye çıkar 5 kök 5 deriz. 16 dışarıya 4 diye çıkar 4 kök 5 deriz. Tabii işlem hamallığı birazcık burada var. Yapacak bir şey yok. Şimdi 2 kere 3 6 kök 3 çarpı kök 3 kök 9 yani 3'tür 6 kere 3'tür. 5 kere 4 20 kök 5 çarpı kök 5 5'tir. Dolayısıyla 18 bölü 100 çıkar. O yüzden vurma olasılığı %18'dir Tonguç evladım benim 18 bölü 100'dür diyoruz. Bu dersimizle alakalı öğrendiğin konuyla alakalı çok güzel
Bir test seni bekliyor. Bu testte yeni nesil sorular var. Hadi bakalım kendini challenge et bakalım ve ödüllü sorumuzu yap, yorumlara yolla. Bir sonraki dersimde görüşmek üzere. Donguç Dershane sundu.